Bir düşünün, yolda yürürken bir adamla karşılaşıyorsunuz. Çirkin, tombul bir adam. Kocaman şişmiş gözleri ve sanki senelerce banyo yapmamış haliyle size doğru geliyor. Kim bilir, belki de bir kısmınız böyle birini sokakta görseniz hemen yolunuzu değiştirir ve oradan uzaklaşırdınız. Fakat M.Ö. 470-399 tarihleri arasında yaşamış, özellikle çevresindeki Atinalı gençlerin ilgisini çeken tam da böyle bir adam vardı. Çirkin ve bakımsız görünmesine rağmen oldukça karizmatik ve zekiydi. Çevresindeki gençlerin kendisine bu kadar hayran kalmasının muhtemel sebebi ise bu adamın onların ruhlarını, başka bir ifadeyle düşüncelerini eğitmekle meşgul olmasıydı. Ancak onu seven insanlar kadar sevmeyenler de vardı. Zira bir hayli sinir bozucu olabiliyordu. Zaman zaman kendini rahatsız edici ancak zararsız olduğunu düşündüğü bir at sineğine benzetiyordu. Pazar yerinde dolaşırken birdenbire tanımadığı insanları durdurur ve onlara tuhaf sorular sorardı. Ancak bu soruların hafife alınacak yanı yoktu. Çünkü basit olmasına rağmen oldukça keskin, beklenmedik ve yaşamı sorgulatan sorulardı bunlar. İşte Atina'da yaşamış bu tuhaf adamın adı, düşünceleriyle Batı felsefesini derinden etkilemiş olan Sokrates'ti. Sokrates, Atina'nın Alopoke bölgesinde dünyaya geldi. Atina'da doğan pek çok çocuk gibi temel okuma ve yazma eğitimi dışında jimnastik, şiir ve müzik gibi çeşitli alanlarda ders aldı. Ailesinin maddi durumu bir soylu kadar olmasa da iyi sayılabilecek düzeydeydi. Sokrates o dönemde babasının mal varlığının bir kısmını devralmıştı. Bu yüzden daima finansal kaygılardan uzak bir yaşam sürdü. Fakat görünüşünden ve rahat tavırlarından anlaşılacağı gibi o, dünyevi zevklere kayıtsız kalmayı tercih etmişti. Kişisel bakımını ihmal eder, nadiren banyo yapardı. Çıplak ayakla yürürdü ve paltosu genellikle yırtık olurdu. Yeme, içme ve cinsel ilişkiye girme gibi temel ihtiyaçları konusunda her zaman ölçülü davranır, hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Her ne kadar bir evlilik yaptığı söylense de bazı kaynaklar ikinci bir karısının olduğunu ve bu evliliklerden 3 erkek çocuğun dünyaya geldiğini yazar. Tüm bunlara ek olarak Sokrates cesur bir yüreğe sahipti. Milattan önce 420 yıllarında birkaç muharebe için görevlendirilmiş ve Peloponnes Savaşı'nda Sparta ve müttefiklerine karşı savaşmıştı. Fakat hayatının yoğun geçen bu döneminde dahi kendisine büyük ilgi duyan Atinalı gençlere düşünceleriyle yol göstermeyi ve ilham vermeyi hiçbir zaman unutmadı. Gençlerle yaptığı derin sohbetlerden büyük zevk aldığı kesin. Ancak ne gariptir ki bugün Sokrates ve onun düşünceleriyle ilgili günümüze ışık tutan yazıların hiçbiri kendi kaleminden çıkmamıştır. Bunun sebebi ise Sokrates'in konuşmayı yazmaktan daha çok seviyor olmasıydı. Sözcükler yazıya döküldüğünde okuduklarınız diyalogtan çok monoloğa dönüşür. Yazılanlara soru soramazsınız, yalnızca okur ve anlamaya çalışırsınız. Ancak biriyle diyalog halindeyseniz karşınızdaki kişi anlamadığı konularla ilgili size sorular sorabilir. Siz de onun nasıl biri olduğunu göz önünde bulundurarak söyleyeceklerinizi anlayacağı şekilde uyarlarsınız. İşte Sokrates bu sebeple insanlara soru sormaktan ve onlarla sohbet etmekten daha çok zevk alıyordu. Ölümünden sonra dönemin çağdaşları ve birkaç öğrencisi Sokrates'in düşüncelerini yazıya dökmeseydi belki de onun felsefesi hakkında fikir sahibi bile olamazdık. O dönemde yaşayan Platon ve Xenofon gibi yazarların eserleri Sokrates'in felsefesini anlamamız ve onu daha iyi tanımamız açısından büyük bir rol oynar. Örneğin Platon, Sokrates'in en parlak öğrencilerinden biriydi. Hocasının insanlarla yaptığı bir dizi diyaloğu ve savunduğu düşünceleri Platon Diyalogları adlı eserlerinde topladı. Yazdığı eserler felsefi olduğu kadar edebi açıdan da değer taşımaktaydı. Bir nevi Platon, o dönemin Shakespeare'i gibiydi. Felsefi becerileri yüksekti, eserleri özgün ve derin bir anlatıma sahipti. Bu nedenle Sokrates'in fikirlerini yazıya dökmekte Xenofon'dan daha başarılı olduğu düşünülüyor. Başka bir görüş ise Platon'un yazdıklarının aslında o kadar da güvenilir olmadığını öne sürer. Platon'un gerçekten Sokrates'in söylediklerini mi yazdığı, yoksa Sokrates adlı bir karakter yaratarak düşündüklerini o karakter aracılığıyla mı aktardığı bugün bile tartışma konusudur. Yine de şunu es geçmemek gerek. Sokrates'in düşüncelerini yazıya dökmek ve felsefesini gelecek nesillere aktarmak kolay bir iş değildi. Peki Sokrates'in Batı felsefesine nasıl bir etkisi oldu? Düşünceleri ve savunduğu inançları neydi? Gelin şimdi bu konuyu daha yakından inceleyelim. O dönemde sofistler olarak adlandırılan bir grup düşünür, şehirden şehre dolaşır ve belli bir ücret karşılığında gençlere felsefe öğretirdi. Sokrates ise ahlak ve erdemle ilgili bilgi sahibi olmadığını iddia ederek yaptığı sohbetler için gençlerden ücret talep etmiyordu. Hiç şüphesiz bu durumunu döneminin marjinal kişiliklerinden biri haline getirmişti. Buna karşın Delfi'deki kahin, Sokrates'in arkadaşı Kayrefon'a, "Hiç kimse Sokrates'ten daha bilge değildir." demişti.
kahinin kendisiyle ilgili yaptığı bu yorum Sokrates'i kesinlikle şaşırtmış olmalı. Bu kadar az şey bilmesine rağmen nasıl olur da Atina'daki en bilge kişi olabilirdi? Bu sorunun cevabını bulabilmek için sayısız kapı çaldı. Politikacılar, şairler, zanaatkarlar, kendisinden daha bilge birisini aramak için karşısına çıkan herkese sorular sordu. Ve en sonunda kahinin ne demek istediğini daha iyi anladı. Konuştuğu insanlar aslında o kadar bilgili olmamalarına rağmen bilge gibi davranıyor, hatta kimi zaman hiçbir şey bilmeseler dahi her şeyi biliyor gibi yorum yapıyorlardı. Sokrates de öğrendiği onca şeye rağmen aslında ne kadar çok şey bilmediğinin farkındaydı. Tam da bu noktada o ünlü alıntıyı yapmanın zamanı geldi. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. İşte bu bakış açısı Sokrates'i yalnızca kendi döneminin değil, tüm dünya tarihinin en bilge insanlarından biri yapıyor. Bunun yanı sıra insanlarla sürekli sohbet ederek bilge insan arayışını adeta bir paradoks haline getirmesi, Sokratik yöntem adını verdiği alternatif bir öğretim metodu geliştirmesini sağlamıştı. Bu yöntemde süreç muhatabının bir tezi ileri sürmesiyle başlıyordu. Daha sonra Sokrates tezin yanlış olduğuna karar veriyor ve antitezler üretiyordu. Bu döngü, aksi iddia edilmeyecek gerçek bilgiye ulaşılana kadar devam ediyordu. Sürecin sonunda kişinin kendi cehaletinin farkına varmasıysa Sokratik cehalet ya da bir diğer adıyla basit cehalet olarak adlandırılıyordu. Bununla birlikte Sokrates'in Atina'daki pek çok önemli şahsiyete aslında pek bir şey bilmediklerini göstermesi, toplumun büyük bir kısmının onu küçümsemesine neden olmuştu. Buna karşılık bu durum ünlü filozofun sürekli cevap arayışında olmasına ve bilginin peşinden koşmasına engel değildi. Sorular sormak ve akıl yürütmek bilginin özüne inmesine yardımcı olan en önemli etmenlerdi. Saygın birinin her söylediğini doğru kabul etmez, kendi içinde sorgulayarak gerçeği bulmaya çalışırdı. Onun için bilgelik, çok fazla bilgi sahibi olmak ya da bir şeyi tam anlamıyla nasıl yapacağını bilmek değildi. Varoluşumuzun özüne inmek için bilgilerimizin sınırlarını keşfetmemiz gerekiyordu. Günümüzde dahi filozoflar, binlerce yıl önce yaşamış bu filozofun yöntemleriyle bilginin peşine düşer. Zor sorular sorar, neden-sonuç ilişkisi kurar, kanıtları takip eder, görünenle gerçeklik arasındaki farkı anlamaya çalışırlar. Şimdi konumuzu biraz daha derinleştirelim ve filozofun zihnine dalmaya başlayalım. Sokrates'in felsefesini anlamak için öncelikle bilmemiz gereken şey, ona göre erdemle bilginin özdeş olduğu ilkesidir. Yani bütün erdemler doğrudan doğruya bilgeliğe ve bilgiye dayanıyordu. Çünkü erdemli ve bilgili olmanın insanı iyiliğe yönelttiğine inanıyordu. Bilgi sahibi olmayanlar er ya da geç yanlış eylemlere sürüklenecekti. Onun bu düşüncesini destekleyen şu satırlara kısaca bir bakmakta fayda var. İyi ve doğrunun ne olduğunu bilen kişi erdemlidir, adildir, yiğittir. Fakat kişiyi erdemli yapan iyinin bilgisidir. Burada iyilik amaç olarak düşünülmüş bir kavramdır. Buna karşılık Sokrates iyiliğin tam olarak ne olduğunu belirten bir tanım yapmaz. O her zaman iyi, güzel, faydalı gibi kavramları aynı anlamda kullanmıştır. Ancak kısaca ne demek istediğini açıklayabiliriz. İyi ve faydalı bir iş yaparken, nasıl olsa benden daha iyi eylemlerde bulunanlar var diyerek yapacağınız iyilikten vazgeçer miydiniz? Muhtemelen cevabınız hayır olacaktır. Ancak evet dediyseniz Sokrates'e göre bu cevabı bilgisiz olduğunuz için verdiniz. Ona göre bilgisizlik, değerli şeyler hakkında yanlış bilgiler edinmek ya da iyiyi kötüden ayırma konusunda yetersiz olmaktır. Öyleyse ortaya şu sonuç çıkar. Kimse bilerek kötülük yapmak istemez. Zaten kötülük bilgisizlikten gelir. İnsan doğası gereği her zaman iyiliği ister. Buna karşılık insan insandır. Bazı durumlarda iyi olarak bildiği şeylerde de yanılabilir. Yani iyi ve faydalı olduğunu zannederek zaman zaman kötülük yapmış olabilir. Ona göre iyiyi kötüden, yanlışı doğrudan, faydayı zararlıdan ayırabilen insan kötülük yapmaz. O halde erdemli olmak için en çok ihtiyaç duyacağımız şey kesinlikle bilgidir. Sokrates'in savunduğu bir diğer düşünce ise birine karşı haksızlık yapmanın haksızlığa uğramaktan daha utanç verici olduğuydu. Bu düşünce Sicilyalı retorik hocası olan Polus ile yaptığı bir sohbette kendini gösterir. Polus haksızlık yapmanın utanç verici olduğunu ancak haksızlığa uğramak kadar kötü bir şey olmadığını savunurdu. Sokrates ona eğer bir şey utanç vericiyse kötülükten, acı duymaktan ya da her ikisinden de daha üstündür demişti. Başka bir ifadeyle adaletsiz olmanın acı çekmekten ve haksızlığa uğramaktan daha kötü olduğunu söylüyordu. Bu nedenle ikisi arasında seçim yapmamız gerekirse haksızlık yapmaktansa acı çekmeyi tercih etmeliydik. Sokrates'e göre adaletsizlik insanın ruhunu bozuyordu ve bu nedenle adaletsiz davranmak bir insanın kendine yapabileceği en büyük kötülüktü. Hazır konu açılmışken insan ruhunun Sokrates için ne anlam ifade ettiğine de kısaca bir bakalım. Onun gözünde insan ruh ve bedenden oluşuyordu.
ruhun insanın gerçek benliğine karşılık geldiğini ve insanı insan yapan öğe olduğunu savunuyordu. Ona göre gerçek olan ruhtu ve bedeni bir araç olarak kullanıyordu. Bu ayrım Sokrates'in iki farklı değer türü yaratmasına yol açtı. Gerçekte var olan şeyin beden olduğuna inananlar, mutluluğu ve hazzı bedensel tatminlerde arıyor, zenginlik, şan, şöhret gibi maddi kavramların peşinden koşuyorlardı. Ruh ise akılla ve insanın rasyonel yetileriyle ilgiliydi. Akıl insana varoluş amacını bulmasında yardımcı oluyordu. Onun ruhla aklı özdeşleştirdiği bakış açısı biraz önce bahsettiğimiz erdem anlayışına ışık tutmuş ve bu fikrini geliştirmesinde Sokrates'e yardımcı olmuştu. Ona göre ruh yalnızca erdem anlayışıyla değil, aynı zamanda tanrısallıkla da ilişkiliydi. Sokrates'ten önce gelen filozofların büyük bir bölümü doğa felsefesiyle ilgilenmişti. Ahlak, iyilik ya da erdem gibi konulardan çok doğanın maddi yapısı üzerine kafa patlatmışlardı. Buna karşılık Sokrates, doğa felsefesinin boş bir uğraş olduğunu düşünüyordu. Onun işi insanlaydı. Kendinden önceki filozoflar doğayı tanrıyla eşleştiriyor ve bunu yaparken doğanın yalnızca mekanik yönünü açıklamaya çalışıyorlardı. Bu yüzden doğa felsefesi hiçbir ahlak ve hikmet anlayışı geliştirememişti. Fakat Sokrates ile birlikte felsefenin içeriği şekil değiştirmeye başladı. Daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi Delfi'deki kahinin Sokrates'in en bilge kişi olduğunu bildirmesinden sonra Sokrates bilginin peşine düşmüş fakat hakikati aradıkça karşısına çıkan bütün bilgi türlerini reddeder hale gelmişti. Ona göre gerçek bilgi kendisinde saklıydı. Hakikat ve hikmet ise yalnızca Tanrı tarafından insana bahşedilebilirdi. Tanrı vahiy aracılığıyla kendisini ve toplumu aktif olarak yönetiyordu. Sokrates kendini yöneten ve yönlendiren bu vahye ise Daimon ya da Daimonion adını vermişti. Temel olarak bu kavram doğal güçleri kutsanan tanrısal ruha işaret eder. Sokrates'e göre Daimon insan ruhuna sahip olur ve onun bedenine hükmeder. Sara delilik ya da histeri gibi hastalıklara sebep olabilir. Hatta insana üstün bir kudret ya da bilgelik bahşedebilir. Görüldüğü gibi Sokrates antik çağda benimsenen din anlayışından kendini soyutlamıştı. Karşılığında bir ödül almak amacıyla Tanrı adına yapılan fedakarlıkların faydasız olduğunu düşünüyordu. Bunun yerine Tanrı'ya tapınmanın başlıca yolunun felsefe ve bilgi arayışı olması gerektiğini savunuyordu. İyiliğin Tanrılardan bağımsız olduğunu ve Tanrıların da dindar olması gerektiğini düşünmekteydi. Sokrates'in düşüncelerini, felsefesini ve yaşam biçimini incelerken aslında geliştirmek istediği asıl şeyin insanların düşünce yapısı olduğunu birçok kez görmüştük. Onlarla sürekli diyalog halinde olması ve fikirlerini olabildiğince toplum içinde anlatmaya çalışması Sokrates'in karakterini en iyi tanımlayan şeylerin başında geliyor. Atina halkıyla bu kadar zaman geçirmiş bir filozofun siyasete olan bakış açısını da ele almazsak olmaz. Her ne kadar politik ve kültürel tartışmalara dahil olsa da onun siyaset felsefesini tam anlamıyla tanımlamak zor olacak. Ancak biz siyasete olan genel yaklaşımını ele almaya çalışacağız. Sokrates politikacıların ve retorikle ilgilenenlerin halkı yanıltmak için sürekli hile yaptığını açıkça kavrayabilecek kadar zeki bir adamdı. Demokratik meclislerden ve oylamalardan nefret ediyordu. Bu biraz şaşırtıcı geliyor, öyle değil mi? Demokrasi ve oy kullanma modern dünyanın siyasi yapı taşlarının başında geliyor. Fakat Sokrates bu konuya biraz farklı yaklaşıyor. Örneğin şöyle diyor: "Eğer ki deniz yoluyla bir yolculuk yapmak isteseydiniz, geminin kontrolünün kimde olacağına nasıl karar verilmesini isterdiniz? Rastgele ve herhangi bir grup insan tarafından mı, yoksa deniz seyahatleri konusunda deneyimli, bilgili ve eğitimli insanlar tarafından mı?" Bu metaforda Sokrates, oy kullanarak yönetici seçmek ya da kamuyu ilgilendiren konularda karar almakla, gemiyi kontrol edecek kişiyi seçmenin aslında aynı şey olduğunu ima ediyordu. Yani bu sürecin rastgele insanlar tarafından değil, oy kullanma konusunda yetenekli ve bilgili insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini savunuyordu. Zaten Sokrates'in siyasi hırsları da yoktu. Hiçbir zaman seçilmek için aday olmamış ya da herhangi bir yasa teklifinde bulunmamıştı. Bunun yerine halkı sürekli geliştirerek Atina'nın ilerlemesine yardımcı olmayı hedeflemişti. Ayrıca her zaman yasalara uygun yaşamış, savaşlara girerek askerlik görevini de yerine getirmeyi ihmal etmemişti. Sokrates düşünceleriyle halkı o kadar etkilemişti ki en sonunda M.Ö. 399'da siyasi ve dini sebeplerden ötürü yargılanmaya başladı. Ancak o yıllarda Atina politik açıdan oldukça gergin bir dönemdeydi. M.Ö. 404'te Atina ve Sparta arasında gerçekleşen savaşın sonunda Sparta Atina'yı kuşatmış, kuşatma sonrası demokratik hükümet 30 tiran adlı yeni oligarşi yanlısı bir hükümetle değiştirilmişti. Buna karşılık Atinalılar bu durumu kabul etmemiş, iki kez örgütlenme ve yeni hükümeti devirme fırsatı yakalayarak demokrasiyi yeniden şehre getirmeyi başarmışlardı.
O dönemde oligarklarla Atinalı demokratlar arasında yaşanan bu kutuplaşmada Sokrates'in tam olarak nerede durduğu tartışma konusudur. Arkadaşlarının bir kısmı oligarşi, bir kısmı ise demokrasi yanlısıydı. Elimizde kesin bir kanıt olmasa da velilerin bir bölümü bu süreçte Sokrates'in demokrasi yanlısı olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra yargılanma sürecinde yasalara olan bağlılığı sebebiyle hapishaneden kaçmayı reddettiği de bazı kaynaklarda geçiyor. Tüm bu gerekçelere rağmen Sokrates'in demokrasi için bir tehdit oluşturduğuna dair derin şüpheler vardı. Ancak af nedeniyle Sokrates'e siyasi gerekçelerle dava açılması engellenmişti. Politik sebeplerle yargılanamayınca bu kez dinsizlik ve Atinalı gençlerin zihinlerini yozlaştırma gerekçesiyle yargılanmaya başladı. Az önce Sokrates'in dine ve tanrısallığa bakış açısına değinmiştik. Halk arasında din hakkında yaptığı yorumlar şehirdeki en önemli ritüelleri ve fedakarlıkları tamamen işe yaramaz hale getiriyordu. Çünkü tanrıların hepsi iyi ise insanların onlara adak sunup sunmadığına bakmaksızın onlara fayda sağlaması gerekiyordu. Ayrıca mahkemedeki jüri üyelerini endişelendiren yalnızca Sokrates'in şehrin geleneksel tanrı inancına meydan okuması değil, aynı zamanda şehirdeki hiç kimsenin aşina olmadığı bir ilahi varlığa, yani daimona olan bağlılığıydı. Nihayetinde Sokrates 70 yaşındayken idam cezasına çarptırıldı ve kendi isteğiyle baldıran otu zehri içerek yaşamına son verdi. Mahkemede yaptığı savunma daha sonraki yıllarda öğrencisi Platon tarafından kaleme alınan Sokrates'in Savunması adlı eserle ölümsüzleşti. Ardında tek bir satır bırakmamış olmasına rağmen Sokrates hem kendi dönemi hem de kendisinden sonra gelen filozoflar üzerinde derin bir etki bırakmış, Batı felsefesinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştı. Yaşamı gibi ölümü de felsefe dünyası için bir sembol haline gelmiş, tarih boyunca bu sahne kitaplarda, tablolarda, tiyatro oyunlarında, operalarda ve filmlerde defalarca işlenmişti. Sokrates'in hayatını ve felsefesini ele aldığımız bu videomuzun sonuna geldik. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.